Agro'dan herkese merhabalar. Bugün güzel bir gün. Bugün özel bir gün. Aslında olup biten... E, ...her şey bugün içindi bence. Ben öyle bakıyorum biraz. <laughs> Fantastik film... Tabii Erdal abiye vereceğim sözü bugün biraz... E, ...söz onda ama... ...fantastik filmlerde böyle dağ tepe tırmanılır. Zorlu yollar geçilir. Sarmaşıklardan sıyıldırsın falan. En son böyle bir... ...bir yere açılır böyle. Işıldak böyle. Sen de zirveden oraya doğru bakarsın onun içindi de işte dersin. Yani bunun içindi. Bu anı görmek için. De. Bugün öyle bir gün. Trabzonspor bugün Kopenhag önünde inşallah Şampiyonlar Ligi kapısını bugün aralayacak. Ee, Erdal abi aslında tabii sen de söyleyeceksin. Bugün çok anlatacaksın. Ama bugün Trabzonspor'un sahada konuşma günü. Neler diyorsun? Çok anlatacağım bilmiyorum. Gerginim. <laughs> dün, dün bir Trabzon'da sen gireceğin lafa da ben biraz iki cümle sor, he, Ben artayım. girmeyeyim ya, Dün konuş. bir Trabzonsporlu kardeşimle e, kapıda öyle muhabbet ediyorduk konu açıldı işte senden açtım dedim ki ya yarın dedim Erdal abiyle şimdi program yapacağım. O gerginliği dedim hiç çekilmez. çekilmez Çekil yani. dedim Şampiyonlar Ligi maçı var. Onu dedi şimdi stresten dedim acayip bir yerinde duramaz dedim. Tam da düşündüğüm gibi. Vallahi yani. Vallahi öyle e, acayip stresliyim. E, sabah gelirken de takıldım TRT Türkiye'ye. Ulan ağlattı böyle hani var ya öyle güzel türküler çaldı TRT ya. Türkiye. Yolda bir daha dedim yolda çal şey açmayacağım yani programa gelirken. Eee <laughs> <laughs> Ya zor şey... Kopenhag'da biz eşleşmiştik daha önce biliyor musunuz? Mert hatırlamaz onu. Sen belki hatırlarsın. Orada 1-0 yenildi Trabzonspor. Ee, hatta Ünal Hoca... Şimdi o zaman Ünal tabii. Ee, gidiyor gole. Düşürdüler. bir Kaçırdık orada. Bayağı çok kaçırdı. 1-0 orada yenildi. Burada geçecek tur artık. Burada da maç. 1-0 Trabzonspor önde. Her şey yolunda. Hiçbir sorun yok. Ol ee, Olsen'di galiba. Stoper vardı, Danimarkalı stoper, Trabzonspor stoper. Lan hayatta ileri çıkmaz. Milli sen stopper. tut. Dakika 80 mi ne hatırlıyorum. Bakmadım da hiç hani şey, şeyden önce bakmıyorum yani. Sen tut ileri çık. 1-0 önde zaten. Yani uz yani uzayacak Hı -hı. maç. O bir topu kaptırdı. Saçma sapan birine gitti top. O teki adam saçma sapan bir vurdu. Top böyle var ya... Yuvarlana, Yuvarlana gidiyor böyle. Hani tribündeki atlasa yetişecek topa yani. Aha böyle girdi bir bir oldu bitti maç ya. Yani 92 ya da 93 olabilir. Baksana bak. Neyse yani o onu çağırmıyoruz. Ça ya. yok. O geçmişte kaldı. Biz tamam. şey... Aston Villa maçlarını falan ha evet, Villa ya onları hatırlayalım, onları hatırlayalım, anımsayalım. Ee, bitmesi gereken bir 180 dakika var. Evet. Oyun moyun şu bu falan filan. Tabii tabii. Şampiyonlar evet. Ligi Nasıl yaparsan yap Bitmesi gereken, bitirilmesi gereken 180 dakika var ve bu işi de Türkiye'de en iyi yapabilecek birkaç hocadan bir tanesi bence. Bu tarz evet. stratejik maçları evet. iki iki maç ayağında Abdullah Avcı var. Tecrübeli de artık bu konuda. Ee, ben inanıyorum ya. Ben birçoğuyla, hatta biliyorsun Mehmet Ayan'la da yediğimiz iddiaya girdik evet. yani. Ee, seni destekliyorum o inşallah. De. <laughs> <laughs> Şöyle Ergin ya Avrupa başta çok güzel şeyler ya. ya. Kopenhag diye bir yeri bakıyorsun şimdi. Ya keşke imkan olsa da gidebilsek biliyor musun? Keşke. Şimdi şu maça i̇mkan vermiyorlar. Lazım. Imkan şey Verseler on numara gideriz. On de. numara deplasmana gideceğiz imkanımız olsa. ya şimdi isterim mesela gidip orada görmek. Onları, Kopenhag taraftarını konuşmak. Onların heyecanını dinlemek. Evet. Ya ne, niye var ki futbol? Yeni birileriyle tanışmak için değil mi? Yani birileriyle oynamak, maç yapmak için, mücadele etmek için, orayı tanımak için. Ben o yüzden bu Avrupa işini çok önemsiyorum yani. Evet. Neyse ki yani bu sene en kötü ihtimalle bile şeyden devam edeceksin. Avrupa Ligi'nde. Orada devam edeceksin. İnşallah oraya kalmaz ama o da çok kötü değil. o da felaket değil. Şöyle işin teknik tarafına gelecek olursak Vistica'nın sakatlanması şu açıdan kötü. Bir sistem takımıyla oynuyorsun. Evet. Trabzonspor adına da sistemin en önemli unsurlarından biri. Bir yüzde, hatta en önemlisi, en önemlisi bence. Yani. Katılıyorum. Ee, şöyle bir dezavantaj e, e, şöyle e, onların sol açığı o Ayaksa satmışlardı. Hmm. E, çok iyi çocuk. Daha Danimarka'da oynarken Asper kadar fark etmiştim hani çok topçu fark etmem de onu böyle bayağı şey yapmıştım. Trabzonspor alsa diye. Eee Ajax'a sattılar bu sene geri aldılar. O sakat. Çok nitelikli bir çocuk ve şey. Bütün o düzenin içinde sürpriz şeyler yapabilen hmm. nadir adamlardan biri. Yani Neyse, takım, tam bir sakat makine yani. takımı. Ve sola çık. Yani Visca'nın olmamasına çok üzülürdüm o evet. sahada olsaydı. Çünkü çok problem çıkarırdı o zaman yani. Şimdi belki biraz daha az problem çıkarabilir. Ee, oturdum izledim. Ee, bayağı izledim. Bir korner yaptırma mümkün olduğu kadar. Çok iyiler. Duran top verme. Duran top verme, faul yaptırma, Aksin oyun yani evet. gerekirse yani. O, o kadar şey. Faul yaptırma. Onun dışında çok yani evet çok iyi bir sistem takımı. Çok sert takım. Ama ciddi savunma zaafları var. Kaleciler zaten problemli. Yeni aldıkları kaleci de sakat çıktı. <laughs> ee, o da sakat. Bu akşam oynamayacak galiba. Üç oyuncu bu akşam oynamayacak. Bir de, de boy senleri var. O da e, oyun kurucu olarak çok iyi bir oyun kurucu. Şimdi Trabzonspor ne kadar iyi ne kadar kötü ölçebileceğimiz maç yok henüz. Yani ne İstanbulspor maçı bizim için ölçü, e, ne Sivasspor maçı ölçü, ne de kimin Hatay Hatayspor maçı. Üçü de ölçü değil. Yani bizim için veri kabul edebileceğimiz bir maç yok. Bu akşamki maç birçok açıdan Trabzonspor'u veri kabul edeceğiz. Keşke stoper daha önce gelseydi. Keşke Bardi de daha önce gelseydi. Çünkü böyle maçlarda böyle ihtiyaç evet, var. Evet, Niye evet, var? Bardi tam da o sürpriz yapacak adamlar. Böyle takımlara Sprint sürpriz yapacak yani. bir adama ihtiyacım evet. var. Yani yerleşik savunmalarını aşmak çok zor. Yani. Şöyle bir takım yani o kadar kompakt ki böyle... Hep beraber, hep beraber, evet. hep beraber, hep beraber. Böyle evet. şey gibi sanki, bilgisayar yönlendiriyormuş gibi bir takım. Ee, bir sürprize ihtiyaç var. Savunma arkasında top atılabilirse, yani onlar gelir de savunma arkasına top atabilirse, Trabzonspor özellikle Trezegge'ye, orada da çok zaafları var. Yani eğer öne çıktıklarında orada da çok ciddi zaafları var. İnşallah onları değerlendirebilir Trabzonspor. Sen ee, çok heyecanlı çok heyecanlı bir maç. Evet yani ben bekam. tam onu düşünüyordum. Ee, şimdi Hamşi'nin olmaması da şimdi bu tarz takımlarda beraber hareket eden takımların evet. dengesini bozmak için ters top lazım. Onu çok yapıyor. O yok. İki, Visca mesela önlem alınamayan bir adam bu, bu maçlarda. Çünkü 50'den 60'tan sonra ister istemez maçı hani götürebilirse Trabzonspor evet. dengede. Kopenhag skor avantajını almak için bastıracak. Yani, o açığı verecek, bastıracak. Bu tarz maçları hayal ediyorum gözümde, yaşanmışlıkları. İki tane adam lazım. Trezege bunun biri. Evet. Çizgiye kadar inecek, bunu yapıyor, problem yani, yok. İçeri gidiyor, içeri evet. koşular yapıyor. Karar problemi var. olduğunu düşünüyorum. Var. Evet. Asıl önemli olan ikinci adam, yani o kalan, kapılan toplarda o destek koşusu. Çünkü Trezege indiği zaman, o kafasını kaldırdığında o ikiye bir, üçe bir yakalamalarda Doğru. o destek koşusu. Doğru. Burada bunda da Abdülkadir Ömür'ün o potansiyeli var o onun oradan iş çıkartacak. Sonraki düşünüyorum bölümde açıkçası. de işte gamsız var ya bizim bir tane. Kovas mı? Yok ya bu gamsız şey, gamsız. Cani Adam iyi o. Sokkanlı adam ya. <laughs> adam evet, şöyle ya. İyi yeri evet. İyidir, iyidir. O, o da, da iyi hiç mesela böyle maçlar için çok ideal bir adam o da. Ey yani adam, son dönemde özellikle. Ama atay maçında sanki ben niye girdim oyuna der gibi biraz böyle bir havası ama da var. Bu ama bu maç onun maçı. Yani şimdi bu maç başka hepsi için. Ya yani bireysel olarak da bu maç başka Bilmiyorum. süre alırsa çok ilginç işler yapacağını Abi, düşünüyorum. Ama müziği duyunca kendine gelir. Hı? Müziği duyunca kendine gelir. Ya bu maç başka olur. Her her açıdan başka olur yani. Dolayısıyla bugün e, herkesten orta sahayı muhtemelen tahmin ediyorum Siyopis Dorukan yapacak. Çok yaratıcı değil tam tersi. Hiç gerek yok. Onlarla savaşacak yani. Onlarla orta sahada aynı... E, muhtemelen şöyle orta sahada bol bol şey seyredeceğiz yani. Eğer böyle çıkarsa Trabzonspor bir şey... E, Kargaşa. İkili mücadele yani orta sahada bol bol ikili mücadele evet. seyredeceğiz. Abi peki Larsen ile la Eren'in sizce ne kadar önemi var? Bekler bu kadar kapalı bir takımı delmek için çok da Çok önemli ama Trabzonspor bu maçta çok delmeye mi uğraşır emin değilim. Evet çok çıkarmaz, kadar, çok çıkarmaz onları bence tutar. Mümkün olduğu kadar uzun top, toplarla, evet. rakibin gelmesini evet. isteyerek e, yapa, şey yapar. Yani yerleşse de, de, bile mi diyorsunuz? E, bir yani de 20 artık... dakika bir, 10 dakika mi yerleşti diyelim Trabzon yine o... Görünüm yok yok, yok, yok. bence çok, çok orası da çok almaz Çok, çok, gerek. Zorlamayacaktır, çok, çok zorlamayacaktır. da gerek yok bence zaten. Bir de sevgili Bakasetas'ın şu işte, ömüre gol attırdık nihayet. Güzel bir gol attırdık. Çok güzel gol attırdık. Evet, tam yapması gereken tam, işler, işler bu zaten. İnşallah bundan sonra devam eder ama Bakasetas da artık gelsin daha ya yani. Şutla gelsin yani şöyle Sürpriz şutlarıyla gelsin yani isabet. Evet. Geçen sene bu mevsim gayet iyi girmişti aslında. Tabii bu kısımda evet. direkt o alıyordu tam, maçları. Tam onun şey zamanları şimdi artık. Onun dönemiydi. Geçen sene bu zamanlar. Bak. Yani onun onun zamanıydı. Şimdi de bekliyoruz kendisini. Evet. Hasretle, e, şiddetle bekliyoruz. Muhtemelen yeni transferler oynamaz. Belki yani çok sıkışır şey olursa bardi sonradan oyuna dahil eder mi? Yok zannetmiyorum yani bu kadar erken. Tamam. Belki ikinci bence maça bence. belki olabilir. Hayırlısı bekleyeceğiz. E, Allah yardımcı olsun. Amin. Çok ee, lazım. bu İnşallah çok spora. lazım. Perşembe günü Başakşehir, e... Sivas Spor, Fenerbahçe. Sivas Fenerbahçe. Allah yardımcı olsun. Hadi bakalım inşallah. Koye Spor diyorum. üzdü. Çok çok kötü oldu. Ama olur. Oyun böyle bir şey işte yani. Şimdi asla olmayacak evet. bir şey oldu. O, olur. güzel konu. Niye dedim bu tarz maçları deneyimi Abdullah Hoca bu tarz maçlarda iyi bir hoca. 180 dakika çıkarılması gereken. Bak özgüvenle ee, rehaveti birbirine karıştırmamak lazım. Galatasaray e, Antalya Spor Deplasmanı'nda oynuyor. O almış o Antalya oyunu, güzel oynuyor oynuyor. 80'e kadar getirdin. Tamam. Zorladın atamadın. Orada topa basmasını bileceksin. Rak rakip Galatasaray. 4'e idi son yakalandığında. Aynen. Ya da. Dakika 90'a geliyor. Tamam. Şimdi bu Nuri Hoca'nın yol yürürken öğrendiği acı bir tecrübe. İyi olacaklar ama işte bunlar yaşanacak ki katsın sana. İlhan tamam. Palut, Aynısın. Vaduz ligi yok. Bak Vaduz ligi yok. Ligi şeyin Liechtenstein ligi yok. İsviçre'de Challenge Lig'de oynuyor. Evet. Şimdi zemin memin ama Vaduz'a da kötü zemin. Yediği gollerin dördü çok ciddi savunma hatası. Hadi dördüncüyü saymayayım zaten. Skor yakalamaya gidiyorsun da abi bak ikinci golde o kaleciyle stoperle alverler falan filan. Hata baskı gol. 66. dakika 3'e 1 yakalanıyorsun. Ya Dakik. bu 80'de Kaç. falan yap. 2-1. 2-1. 2-1 de 2 -2 maç da, uzayacak bravo. Sen rakipten iyisin. Daha yarım saat var. O dakikada da şey ediyorsun olmaz ediyorsun? ya. Bunların Sakin. hepsi yani. özgüvenle hani kıyamet arasında öyle biraz birazsa bunlar tecrübe oluyor. Bunlar, bunlar tecrübe kolay, kolay kolay kazanamıyor. Yani bak. Neler yaşadı Abdullah Tabii. Avcı dönsün baksın. Pat diye olmuyor. O Başakşehir işte. son hafta şampiyonluğu kaybetti ama herkes diyor ki hocam tamam şu, buraya kadar gelmen önemli. Evet finali göremem ama gel içinde ona sor. Onun sıkıntısını neler yaşayarak büyüyorsun. Beşiktaş'ta neler yaşayarak Milli takımda ne sıkıntılar yaşayarak da sonu evet. ne oluyor? Trabzonspor'da şampiyonlukla tabii, tabii, tabii. sonuçlanıyor. Bunların yani. hepsi yol. Dolayısıyla bu, bu, bu önemli. E, diyelim Trabzonspor'a başarılar dileyelim. Fenerbahçe bayağı bir gol attı. Evet ölçü değil ama yani Fenerbahçe medyası, Fenerbahçe medyası demeyelim de Fenerbahçe yazar arkadaşlar. Yani bir beraberlikte yerin dibine sokuyorlar, bir galibiyette gökyüzüne çıkarıyorlar ortası, Ortasını yani. bul. Ortası rüzgar, rüzgar çok sert esiyor abi. Ha, rüzgar çok sert esiyor. Onu şey eskiden Trabzonspor için söylerdim yani. İfrat ve tefrit şehri yani camiası. Fenerbahçe şimdi. Gerçi Fenerbahçe hep öyleydi aslında yani hep öyleydi. Ee, Fenerbahçe iyi olabilir. İyi olacak. İyi bir kadrosu var. Zamana ihtiyacı var. Hala problemli tarafları var. Yani şöyle söyleyelim dünkü maç için. Türkiye'de o savunmayla Fenerbahçe'ye karşı çıkacak başka hoca olmaz. O savunma derken ne? Fenerbahçe'nin istediği ne olabilir dünkü maçta? Açık alan. Yani geniş alan çizgi halde savunma değil mi? Çizgi savunma. Önde çizgi savunma. Çünkü Fenerbahçe ne yapıyor zaten? Nasıl gole gitmeyi düşünüyor? Direkt tak bir topla iki Uzun. topla gol. Değil mi? Uzun toplar. Sıyrılıp kaçan iki tane hatta üç tane adamı var. En iyi yaptıkları iş. dolayısıyla hani o anlamda ölçü olmaz. Ama Fenerbahçe zaten Kasımpaşa maçı kazanır. Yani Ümraniye evet. maçını da kazanırdı evet. aslında bana sorarsanız. Yani orada şey hatası vardı. Ama Fenerbahçe ne kadar iyi olup olmadığını belki e, Demir Spor ve şey maçları bize ölçü olur. Ee, Avusturya deplasmanı daha ölçü olur. Avusturya bile de kötü, çok iyi bir takım değil. Ama Yok, sezona takımı. da iyi yani giremedi bildiğim Böyle savunma zaman. bulmayacak orada Fenerbahçe. Fenerbahçe böyle takımlara çok elenmiştir. Böyle takım, savunma bulmayacak orada Fenerbahçe. Hala ihtiyaç, e, şey ihtiyaç diyorum, hala problemleri var. Ama öte yandan çok güçlü olduğu taraflar var. Nihayet Hoca Zahit'si fark, et, fark, etti diyelim. En azından onu söyleyeyim. Hani fark etmek zorunda kaldı. Hoca eleştirmeyi çok sevmem ama evet. Yani maçındaki o görüntü arağı neydi abi orada? Ben de yazdım hatta Çavi'yi koysan futboldan sonra adam yani illallah der o, o iki bu blok arasında. Z dün Allah'tan döndü şey, evet. Zayisla falan. Bundan evet. sonra öyle gidecektir yani. Rakip kim olursa olsun oraya tek adam koymaz. Elinde var olmasa gam yemeyeceğim 3 evet. tane adam var yani kenarda Krest orada olmaz. oynayabilecek. İsmail Daha şey, var, Mert Hakanlar falan saymıyoruz Mert Hakan Hakan yeni iyileşti. Evet. Ama şeyde e, ilk söylediğin cümleden devam edeyim. Duygu kırılması çok yaşıyor Fenerbahçeliler. Bu saatten sonra duygularını nasıl yönlendirilmesi gerektiğini söylemek de onlara kar etmez. Doğru. Bu hissiyatı Doğru. yaşamaları Doğru. lazım. Doğru. Yıllar oldu çünkü bu aynen, heyecan büyük. Aynen, aynen. Şimdi Kiev Slovaçka, Ümraniye, e, Kasımpaşa. Kasımpaşa dört maç arasındaki şöyle abi bak duygu kırılmaları. Değil mi? Kiev burada, Slovaçka burada. Bir de ilk Kiev çok iyi. E, tabii tabii. İkinci Kiev böyle çok böyle kötü. Böyle böyle yani direkt evet. Toros Dağları için. EKG yatarsın ya böyle. Aynen öyle. Gibi. Bravo. Çok güzel oldu. Dolayısıyla şey, yaşayacaklar bu duyguları, yapacak bir şey yok. Biz biz yapmayın desek de yapacak bir şey yok. Yapacak çünkü bu Doğru. kontrol edilebilir bir şey değil Doğru. diyelim. Ee, Okan Kocoy ile ilgili geçen hafta bir yazı yazmıştım Top Okan burukta diye. Gerçekten hani işi çok zordu dedik. Hani dursun başkan kaleciyi çalımladı. Topa bastı. At hocam içeri dedi. Bu iyi kadro kurmak, iyi transferler yapmak bazen teknik direktörler için risktir. Geçen Beklenti sene çok yüksek. Beşler transferleri bitirdi. Ergin'le sohbet ediyoruz. Ee, TV.net'in binanın önünde Erdal abi dedi. Transferler adamı rezil eder, rezil de eder dedi. Çünkü beklenti büyüdü. Yani Allah Sergen Hoca'ya kolaylık versin dediğini hiç unutmuyorum. Evet. Yani. Biraz benzer evet. bir durum. Bir de tabii oradaki Sergen Hoca'nın başında bir demokrasinin kılıcı yoktu. Evet. Okan evet. Hoca'nın başında evet. <laughs> Ee, bekliyor orada, e, doğru. Kılıç az kalır. şey <laughs> gibi, ne yani de. Galatasaray taraftarları şimdilik çok şey seslenmiyor ama öyle iki hafta olursa orada yüksek sesler duyarız. Evet. Bu şey değil Galatasaray için. Beşler Herkes için böyle. Için böyle. Yani, duymuyor muyuz? Yani, yani, yani. Hoca için de böyle. Herkes. Herkes Türkiye'de böyle. böyle, oyun. Dolayısıyla e, henüz ne oynayacağını öğreneceğimize dair ben Antalya Spor maçından da evet, söyledim. Değil mi? Evet, Çok övgülecek bir Galatasaray'ı henüz bir şey görmedik. Kimi gördük? Yani Türkiye'de kimi gördük? Dünkü maça kadar Başakşehir'i e çok önde diyordum. Evet. Dün ben çok basat gördüm. Konya hakimliği maçı. Dün de şaşırttı maça. Başakşehir. Evet. Yani... Katılıyorum. Dün... Adana Demir Ha yani. Ama o da henüz tam test edeceğimiz maçlar. Maçlar yok. oynamadı yani. Maç... Ha. Bu hafta belki test. Ben mesela gerçekten dün bu saatlerde şu yayını yapsaydık. Başakşehir şampiyonluk yolunda Trabzonspor dahil hepsinden bir buçuk adım önde derdim. Çok güçlü bir şekilde derdim. Dün e... çok çaresiz gördüm o kaka yoktu. Evet. Mesela bak bir kişi ne kadar etkiliyor. Belki onun da etkisi. O yüzden daha ergin ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünya Kupası dönüşü başlıyor. Tabii tabii, tamam. tabii tabii daha sonra. Ama or oraya kadar kopmayacaksın. Yani ha. kendini hissettireceksin. Yani bir tane vereceksin. 3 puan, puan 5 puan. Bir tane vereceksin, 3 tane alacaksın. Yani o puan farkı yani. 6-7'nin üstünde olmayacak Çıkmayacak. yani. Evet 6-7 kabul edilebilir. Yani, Buradayım yani. diyecek şey. 6-7 arası giren hiçbir takım bir şey kaybetmiş Kop, olmaz. Katılıyorum. Dünya doğru. Kupası'na 6-7 evet. arası giren hiçbir takım. Hatta 9 bile olabilir. Yani 9, 9 hadi maksimum yani diyelim. Yani dönmüşlüğü var diyorsun. Var var var. 9'la Dünya Kupası'na girmek <laughs> önemli. En az 9'la girmek. güveniyorsan kendine güveniyorsan en az 9'da evet. dünya paslan. Dünya paslan önce lig sadece e, puanlı hazırlık maçları. Biz Dünya paslanan sonra anlayacağız hangi takımın ne oynayabileceğini. O yüzden çok erken. Ama bu arada oyun bakıyoruz, oyuncu bakıyoruz vesaire. E, ya yani şey maçına Mertens de başlasaydı e, belki farklı olabilirdi giresun spor maçına. Ama en hazır olmayanı Mertens transferler Doğru, içerisinde. Mi? Onun birkaç hafta ha, aynı transfer bu arada ona hiçbir şey diyemem ama Çok birkaç hafta sonra o şey tabi tabi o fiziği falan ama bir güçlenmesi. Sen mesela. de söylemiştin onu şeyde hata yaptı hoca yani devrası apar topar panikle iki insan evet. O yanlış hamle oldu. Orta sahayı e, Giresun Ümraniye skor. maçında e, evet. Cesus hocanın yaptığı gibi yapmak o geniş ki bak bir şey daha söyleyeyim. Giresun skor, yeterince değerlendirmedi ha yani yani son dokunuşları hayır, olgunlaşmadan paslar, bitti yani. Öyle paslar yani. verilmedi ki. Evet. Yani orada çok 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 fazla pozisyon olabilirdi. Onu onu da not olarak şey yapalım. Evet. Ee, bugün İsmail Hoca ile ilgili bir yazı yazdım. Ee, Kartal Valerian? Valeria ya. Pardon. Abi bak, İsmail Kartal. Demek şey bak. dedik abi, ya. Demokles İngiliz'in de İsmail Hoca o kategoriye girdi mi acaba? De artık girdi artık değil mi? Çok Helal ünlüyorum. olsun. Kendi girdi biliyorsun Bravo. kimse hiç getirmedi onları. Helal olsun. Bir de bunu şöyle yani Jesus gibi bir Teknik adamın oluyor. olduğu yerde. Valerian İsmail'le ile ilgili yazdı yazdım. Sanki şunu hissediyorum Erdal abi, eskiden yazdığım yazılarda tepkiler şöyleydi. Bu olumlu tarafı şu şöyleydi. Son dönemde yazdığım yazılarda şu şöyle olmaya başladı. Yani yine olumlu ama şu şey. Bunun daha verimli olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Yani Kesinlikle. ya bunun burası olmamış. Hayır kardeşim bu böyle değil denmesi bir yazıya. Çok iyi Yazan şey. için iyi bir şey. Çok iyi bir şey. O yüzden iyi hissediyorum. O Çok hem iyi. tartışmaya zemin açmış oluyorsun. Çok bir iyi. tartışma konusu. Çok hem, iyi. Bu, bu iyi bir şey. Ee, ama mesela ya başlık üzerinden gidilmesin ya da yazı okunsun. Şimdi benim meramım bu. Bugünkü yazıda e, evet Yasin Kol üzerinden de yazdım ama asıl salt Valerian İsmail'in e, oyun anlayışı ve değişiklikleri üzerine kurguladım. Yapmak istediğim şey şu. Bu anlaşılsın istiyorum. Şimdi bir tarafta tabii ki Beşiktaş Başkanı yöneticisi, belki yazarı çizir medyası bu konuda söz söyleyecek. Hani hakem yönetimleri ama 100 yıldır söyleniyor, 100 yıl daha söylenecek. O onlar söyleyecek. Benim derdim Beşiktaş hocası ve takımı o girdamın içine girmesin. O kendi işine bakacak. Kendi hamlelerine, kendi hatalarına, kendi avantajlarına. Şimdi Valeriyen İsmail maçtan sonra dedi kulüp olarak kartlar konusunda bir önlem al. Bak kulüp dedi. Takım demedi. Uh -huh. Burada dedi ki herhalde bir yönetime mesaj... <laughs> evet. Şimdi bunun içine girme sen. Sen yanlış hamleler yaptın. Yanlış stratejide bunu düzeltebilirsin. Bak üçlüden dörtlüye nasıl döndün. Bu, bu tarz şeylere açık bir adamsın. Belli ben kapalı olduğunu düşünüyordum. Açık bir adamsın. Orada kal. Sen orada kalmazsan yol yürüme şansı yok bu takımın. Nasıl olsa hakem. Nasıl olsa hakem diyecek senin topçun. Alanı da açmış olacak. Konfor Aynen. alanı. O yüzden tam bunu anlatmaya, bunu yapmaya çalışıyorum. Beşiktaş hocası, Beşiktaş oyuncusu, Beşiktaş oyun anlayışıyla, Beşiktaşçı gibi sahada işini yapacak. Öbür tarafı Beşiktaş yönetiminin işi. Tam bunu anlatmaya çalışıyordum aslında. Ama ee, onun da işi zor. İyi bir serüven var önünde Erdal abi. Karagümrük, e, Sivas. iç saha maçı var iki tane. 3-4 maçlık serüveni iyi görünüyor. Orada bir toparlarsa kendine gelir. Özgüveni de gelir hocanın ama... Böyle kamburla yol yürümek de zor. Çünkü bir yandan da kendini ikna etme, kendini ispat etme. Bazı futbolcular için konuştuk ya yayından önce. Hani ben de varım deyip ispat etme çabası. Hocanın kendini kabullendirme çabası da ekstra bir yük getiriyor hocaya. Yüzde katılıyorum. Beşiktaş yönetiminin yapması gereken hakemle ilgili şikayet varsa gidecek şeye. Federasyona. Federasyona. Gazeteci falan da çağırmayacak. Bu işler gazeteciyle falan olmaz. Kamuoyu yönlendirmeyle hakem kararlarını değiştiğini hiç görmedim. Evet. Bir hafta belki bir hafta. bal, bal çalarlar lazım yani. Kurduğun bütün cümleleri yedirirler sana hep öyle yaptılar. Ben çok Maalesef. Kurduğum, çok kurdum o cümlelerden. Çok yedim laflarımı. Biliyorum o yüzden. Hiç o işlere girmemek lazım. Mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Ama seviyor insanlar böyle şeyleri. Neydi? Sapla, Değil mi? Ha, sapla, aynen, aynen. Sapla. <laughs> ya bu kadar benzememek lazım. Yani gençleri biraz eleştireceğim ben ya. Tepkiler çöp. Rakip transferinin altına çöp, neydi? Small takım. Ha small takım. Small takım. Abi bu kadar hep her şey benzer mi? Ya? Biraz. Yaratıcı. Eğleniyorlar işte. Ya. Yine, işte yaratıcı şey, şeyler mesela. Mertens büyüktür. X takım. Tam biraz yaratıcı şeyler okuyalım. Olmuyor böyle. Beştaş ee, yönetiminin yapması gereken şey Florya'ya gidecek. Florya nereden çıktı? Riva gidecek. <laughs> oturacak, anlatacak, soracak. Erdal abi bugün formunda <laughs> gel 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 gel. İsmail Kartal. Neyse, yok, ya, dil sürçmesi oldu canım öyle. <laughs> Bunların altında anlamları mı lazım? Onlar onlar da şikayetçi, e, gazeteciler de şikayetçi. Mesela orada <laughs> orada konuşacak. Ee, neyse mesele. Onun dışında yapması gereken Beşiktaş'ın transfer ihtiyacı var arkadaşlar. Bu takım kadro çok dar etmeyin elemeyin. Birinci bakın 4 e, sene önce şöyle bir şey söylemiştim Trabzonspor için. Trabzonspor'un bir hakem problemi var mı? Var. <laughs> Ama birinci sorunu değil, ikinci sorunu değil, üçüncü sorunu değil, dört değil, beş değil, altı olabilir. Siz şu beşi halledin, altıyı sonra konuşuruz. Beşiktaş'ın temel bir önceliği var, çok ciddi bir kadro zafiyeti var. Bunu çözmesi gerekiyor Beşiktaş. Önce bunu çözecek Beşiktaş üretimi. Aa, peki cezayı kime keseceğiz? Hocaya mı yoksa sportif direktöre? mü? Ortada bir ceza kesilecek bir şey yok. Evet, henüz bence çok ceza erken. kesilecek bir çok durum erken, yok. çok erken, çok erken. Çok erken. Tam tersi, bu, 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 bu Beşiktaş için şu beklentisizlik çok büyük avantaj. Yani düşük beklenti çok büyük avantaj. Taraftar futbol görmek istiyor. Evet o kadar. Bu kadar. O çok kadar. iyi bir şey bu. Beşiktaş için çok iyi bir şey. Gerçekten çok ciddi bir şey yakalanabilir buradan. Ki 10 milyon euro hiç ummadığın zaman 10 milyon euro satış yaptı Beşiktaş. Az mı az ama yaptı. Yani bu, bu bunu Pat diye çıktı bu çocuklar yani. Geçen senenin o dağınık halinden bak iki çocuk çıktı. Geçen evet. sene ve önceki sene. Evet. Bir tane de canavar gibi kaleci çıktı. Dolayısıyla siz şu transfer işini bir an önce halledin ki hocanın eli güçlensin. O zaman biz hocayı daha güçlü eleştirelim. Ben oyuncu değişiklikleri eleştirisi ben hep söylüyorum yani ya bir daha yapmaz aynı hatayı. Tabii, tabi. hocam. Tabii tabii. Yapmasın diye de zaten biraz yapmaz sert teknik direktör aynı Giriyor insanlar yapmaz. yani. İnsanlar bilerek şey yapmaz kendi. Kaldı ki olur öyle şeyler. O başka bir şey okumuştur. Sen başka bir şey okumuşsundur temel problem Beşiktaş yönetiminin acilen ne, ne, gerekiyorsa transfer onu yapması gerekiyor bir an önce. Evet. Hayır para yok bu başka bir şey. Para yok yapmıyorsun. O başka bir şey. Eyvallah. Saygı duyarım. Çok da desteklemek gerektiğini söylerim. Yani bunu, bunu tercih eden bir yönetimi ben kendi adıma çok destek. Beşiktaş'tan yazar size arkadaşlara da tavsiye ederim. Lütfen destekleyin yönetimi. Ama yok transfer yapacağız. O zaman yapın bir an önce. Bir an önce bitirin o işi. Lig başladı. Hocanızın elini güçlendirin. O zaman anlayacağız. Bu hoca Beşiktaş'ı kaldırır mı, kaldırmaz mı? Bilmiyoruz. Şu anda bunu ölçecek durumda değiliz. Ve bir tekrar söylüyorum. Artık her takım üç aşağı 5 Kasımpaşa hariç her takım savunma yapmayı biliyor. Ümraniye onu gösterdi. Kasımpaşa hariç yani. Ee... Yani Kasımpaşa hocası dün ne yapmaya çalıştı gerçekten anlamadım. Yani evet, ne düşünüyor? Erken koptu ya. Bir de kırmızı mı? Evet. Çok yani, erken koptu yani. Ama yok o zamana kadar da. Bir yani, 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 Biz ne oynayacağız? Geçen hafta da aynı ha, şey. Ya. Abi yani. bu şey maçı da aynı. Ha, aynı Başak, 11, 11, 11 kişiyle oynadılar. Kişi. Oynadı. Evet. Başakşehir maçı Hı. da öyleydi. Evet. Dün gece şey bir paylaşım yaptı. Onu da söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş bir paylaşım yapınca Fenerbahçe paylaşım kendine yapılmış, kendine ima ediyormuş gibi. Bir... Ben gördüm. Hayır hayır. Ben Fenerbahçe be. taraftarı altına doğru. geldi. O falan ne alak? İşte aslında Beşiktaş tüm e, paylaşımında e, Valencia ve Emre miydi atılan çocuk. Evet. Valencia ve Emre'nin pozisyonundaki kararı. Hasan abi, Hasan. Ha Hasan. Hasan. Ee, Valencia ile Hasan'ın pozisyonunun aslında ne kadar doğru bir karar olduğunu anlatıyor Beşiktaş. Doğru. Diyor ki bak. Doğru. Ne güzel doğru karar verdin diyor Beşiktaş. Ya yani destekliyor Fenerbahçe lehine verilen kararı. Diyor ki burada aynısı var diyor. Bunu neden vermedin? Onu niye verdin demiyor. O doğru diyor bak. Bunu yanlış yapmışsın. Onun gibi niye yapmadın diyor yani. O yüzden hani burada sanki hep paylaşım şey birbirine sanki ona ithaf ediyormuş, ona itham ediyormuş gibi bir durum oluştu. Eğer bir şey pozisyonu koysalar o zaman. Evet Ovegors'ta o şey çok benzer mi? bir pozisyon. Neyse yani bu ters hakemler hani biz hocalara şuna buna diyoruz kadro dışı kalıyor adam bilmem ne. Bu adamlara da bir yaptırım olsun. Olacak. Ya. Hakim. ben yaptım yani, oldu çok olur mu ya? 4 maç maç yani. Biz yazıda dört da yazdım. neyse 4 maç maç Yani bu vicdanlara girip bakamıyoruz ki bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor, hata mı yapıyor. Bilmiyoruz. Yani. yani bilmiyoruz yani bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz diyelim. Başka? Ama mümkün olduğu kadar buradan çıkmak lazım. Bu iyi bir şey değil. Daha buraya takılıp da iflah olanı ben görmedim. Bu, bu bir işe yaramıyor. Tam tersi. Sizi acayip bir batağa sürüklüyor. Yaşamış biri olarak söylüyorum. Çok çok konuştum bu konularda. Vallahi bir işe yaramıyor. Yani. Sinir hastası oluyorsunuz. Başka bir şey olmuyorsunuz. Yani. Beşiktaş daha iyi nasıl top oynar? Birinci bir derdimiz bu. Daha iyi nasıl top oynar? Beşiktaş'ın altyapısı daha iyi nasıl gelişir? Beşiktaş'taki çocuklar bir daha nasıl 4,5 milyona gitmez hale gelir? Beşiktaş scout ekibi daha güçlü nasıl olur? Vesaire vesaire. Bu sene transfer konusundaki tutarlılığını çok takdir ediyorum Beşiktaş'ın. Çok takdir ediyorum. Böyle devam edip 2-3 oyuncu daha alırsa o zaman Beşiktaş üzerine konuşacağız. Ha hoca bazen olmaz bu arada yani bir hoca ile hani ben istikrardan yanayım ama onu gösterecek hoca bir şey gösterecek sana tabii. bir ışık verecek sana. Tabii. E, şimdilik o ışık var mı diye soracak olursanız çok erken. O ışık yok diye konuşmak için de çok erken. Onu söyleyebilirim. Görelim tabii bizim evet. söylediğimiz her şey hiçbir şey hoca gitsin üzerine değil. Daha iyi olsun üzerine söylüyoruz. Bugün yazmışız sen de mi yerli lobisine katıldın Ergin Aslan falan. Ya yerli lobisi ne, yabancı lobisi ne, lobi ne? O da biz evimize gidip işine gelen adamız arada Erdal abiyle oturuyoruz işte çay çorba, <laughs> muhabbet ediyoruz. Başka bir şey yok yani ne lobiymiş, menajermiş, omuş işte, e, derin ilişkilermiş bilmiyorum. Biz böyle şeyler bilmeyiz abi. Yani abi şey... insanoğlu çok sever ya o, o lobi, olsun, yani birileri konmayı... bizi arayıp şunu lobi yapalım böyle olsun bunu bak böyle konuşun falan. Oluyor mu gerçekten gerçek hayatta böyle şeyler bilmiyorum oluyorsa da yani biz böyle işte oturuyoruz çay çorba muhabbet yani başka bir şey yok bizim hayatımızda. <laughs> diyelim. TRT Türkiye bağlıyoruz. TRT Türkiye bağlıyoruz. Trabzon skora hadi başarılar hadi. diyoruz. İnşallah ikinci maç öncesi gereken skoru alıp dönecek bugün. Ee, eyvallah. Eyvallah.